yardımlar hazırlanıyor ve şu ana kadar 93 tırımız depremzedelere ulaştırıldı. 93 ve bir o kadar tırı da şu an ilk kriz koordinasyonlarımız hazırlıyor ve çalışmalarına devam ediyorlar. Ve yine belediyelerimizin de bu konuda aktif çalışmaları var. Slopya Belediye'mizin hazırladığı yardım tırları oradaki kaymakamlık ve güvenlik güçleri tarafından tehdit edildiler yardımların ulaştırılması konusunda. Ve yine dün basına yansıdığı üzere Patmos Belediye'mizin hazırladığı yardımlara kaymakamlık el koydu. Düşünün ki insanlar deprem bölgelerinde aç ve susuz sokaklarda barınacak yer bulamazken iktidar kendilerine ulaştırmaya çalıştığımız yardımları el koymaya çalışıyor. Hepimiz biliyoruz iktidarın özellikle bütün kriz yardımlarını tek merkezde AFAD üzerinden yapmaya çalışması aslında şunu da gösteriyor. Kendisi dışında toplumsal yardım ve dayanışmayı engellemeye çalıştığını da gösteriyor. Oysa ki iktidar ilk günden itibaren bu depremde hiçbir enkazı kaldırmadı. Aksine devletin olmadığını, iktidarın olmadığını, sahada enkaz kaldıracak görevlilerin olmadığını hepimiz sahada deprem alanlarında çok açık bir şekilde gördük, bunu gözlemledik. Sesin geldiği enkaz altından sesin, bağırışların geldiği ama hiçbir görevlinin, hiçbir AFAD çalışanının başında olmadığını, yine yaralıları tedavi edecek sağlıkçıların ve sağlık hizmetlerinin kentlere giriş yapamadığını, daha şey olanıysa cenazelerin sokaklarda ve koridorlarda bekletildiğini gördük. Ben kendim dün Adıyaman'daydım. Gittiğim enkazın bahçesinde perdeye sarılı bir cenaze bekliyordu. Ve enkazın altından sesler geliyordu ama enkazın başında yardım ekipleri yok, vinç yok, afat yok, kazma kürek yok. Yakınlarını kurtarmaya çalışan acılı insanlar dışında hiç kimse yoktu. Bu sadece Adıyaman'daki bir olay. Adıyaman'da, Pazarcık'ta, Islahiye'de, Hatay'da tam bir insanlık dramı yaşıyor ve iktidar enkaza enkaz katıyor. İktidar bu enkazın üzerinde çıkarttığı OHAL yasasıyla bütün yardımları sadece AFAD üzerinde toplamaya çalışarak bu enkazın üzerinde tepinmeye devam ediyor ve insanların canına kastediyor. Hiçbir yurttaşımızı deprem öldürmedi. İktidarın ihmalleri öldürdü. İktidarın tedbirsizlikleri öldürdü. İktidarın göndermediği yardımlar öldürdü. Bakın, çok açık bir şekilde ifade edelim. Bu durumun adı yönetememe krizidir. Ve halkın canla başla yaptığı tüm destekleri iktidar kendi etiketini üzerine yapıştırıp bir PR çalışması yapıp bu iktidarın da toplumun dayanışmasının üzerine konmaya çalışıyor. Ve buradan iktidara çağrımızdır. Bizim örgütlerimiz toplumun dayanışması bizim halkımızla yaralarımızı sarmaya yeter. Yeter ki siz aradan çekilin. AKP iktidarı bir an önce depremzedelerle toplum arasından çekilmeli ve toplumun dayanışmasının yollarını açılmalıdır. AFAD'ın günlerdir hiçbir deprem bölgesine ulaşmadığını biliyoruz. Enkazlara ulaşmadığını biliyoruz. Bunun canlı tanıklarıyız. İnsani yardımların gelip asli işini yapamayan bir kurumun tek eline sokulması şu demektir ki ben oradaki insanları ölüme terk ediyorum, açlığa terk ediyorum, susuzluğa terk ediyorum. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Tabii bu deprem göz göre göre gelen bir depremdi. Bakın, Jeoloji Odası Başkanı bir açıklama yaptı ve diyor ki jeoloji camiası olarak biz bu depremi bekliyorduk. Bununla ilgili çalışmalar yürüttük, bununla ilgili raporlar hazırladık. Cumhurbaşkanlığı dahil olmak üzere ilgili uyarılarımızı yaptık, raporlarımızı gönderdik ama hiçbiri dikkate almadı. Ve daha acısı ne biliyor musunuz? Jeoloji Odası Başkanı Maraş Belediye Başkanı'nı
ilgili raporları gönderip ve Maraş'taki imar planı ile ilgili uyarmalarına rağmen Maraş Belediye Başkanı ne ilgili raporu dikkate alıyor ne de Jeoloji Odası'nın sunduğu alternatif imar planlamasını dikkate alıyor ve 2 gündür tanık olduğumuz tablo ortada ve sundukları raporları yetkililerin uzmanların uyarılarını dikkate almayan, uzmanların uyarılarına kulaklarını tıkayan ve ülkeyi bir rant alanına dönüştüren bir iktidarın ihmal pratiğiyle karşı karşıyayız. Yaşanan afetlerin hepsinin bir ihmal ve ranttan kaynaklandığını ve bunların göz göre geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunun için bir an önce Türkiye'de bir afet acil durum ve iklim değişikliği bakanlığı kurulmalı ve özellikle Türkiye gibi deprem bölgesi üzerinde kurulu bir ülkede olası afet durumlarında gerekli hazırlıklar bir an önce yapılmalı ve vatandaşlar bu doğal afet durumundan çıkmanın yolları da bir an önce sağlanmalı ve bunlar daha kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmeli. Tabii dün itibariyle AKP iktidarı tekrardan yönetememe krizine bir başka bir fırsat ekleyip bir olağanüstü hal ilanına gitti. Biz bunu AKP'nin bugüne kadarki bütün pratiklerinden biliyoruz. Bütün kriz anlarından kendisine bir fırsat devşirmenin peşinde, insanların yaralarının üzerinde tepinmenin, yaralarını daha da derinleştirmenin ve yaralarına daha başka enkazlar eklemenin adıdır olağanüstü hal ilan etmek. Olağanüstü halle aslında toplumun dayanışmasını engellemek, güvenlikçi politikalarla 10 ilde her türlü yardımı, giriş çıkışı, desteği, arama kurtarma gönüllülerinin girmesini engellemek ve o insanları ölüme terk etmektir. Biz bunlara asla kabul etmeyeceğiz. Bu konudaki tavrımız her zaman için açıktır. Toplumumuzla, halkımızla dayanışma içerisinde olacağız. Her türlü koşulda dayanışmanın bizi kurtaracağını, dayanışmanın bizi büyüteceğini bilen bir partiyiz. Bunu geçmiş deneyimlerimizden çok iyi biliyoruz. Hatırlarsanız Türkiye Van depremi gibi yine Marmara depremi gibi çok büyük felaketler atlattı. Ama o dönemde en büyük bu yaraları sarmanın yöntemi toplumsal dayanışmaydı. Sivil toplum kuruluşlarının, partilerin yürüttüğü çalışmalardı. Ama AKP iktidarı şimdi bu dayanışmayı engellemeye çalışarak bunu yapıyor. Şimdi tabii biz kriz koordinasyonlarımız çalışmalarını yürüttükten sonra aynı zamanda şimdi dayanışma zamanı diyerek de bir kampanya başlattık. Depremzedelerle dayanışmak her türlü ihtiyaçlarının, her türlü yardımın, desteğin, gönüllerin gitmesini sağlayacak bir kampanya. Bu konuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Demin de söyledim. 93 tır bu kampanyamız sonucu 93 tır yardım yerlerine ulaştırıldı ve yenilerini hazırlıyoruz. Çünkü şunu biliyoruz. Herkesin paylaşacak bir tas çorbası vardır. Herkesin paylaşacak bir evinin bir odası vardır. Paylaşacağı bir battaniyesi, bir kazağı, bir montu mutlaka vardır çocuklara ve dışarıda kalan yurttaşlarımıza ulaştırabileceklere. Biz sadece bunları organize edip depremzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bütün kentlerde gönüllü arkadaşlarımız da aynı zamanda faaliyet yürütüyor ve yürütmeye de devam edeceğiz. Ben buradan bir kez daha hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralara acil şifalar dilerken de tüm Türkiye halklarına da bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Gerçekten büyük bir felaketle karşı karşıyayız ve bu felaketin yaralarını hep birlikte saracağız. Çünkü şimdi dayanışma zamanı diyoruz. Deprem süresi boyunca şunu çok açık bir şekilde gördük ki iktidarın söylediği tek doğru şey şu ki o da bunun büyük bir felaket olduğu. Onun dışında söyledikleri hiçbir şey hakikati yansıtmıyor. Hepsi çarpıtma, hepsi toplumu kandırmanın başka bir biçimi. Çünkü bizler sahadaydık, bizler olan biteni gördük. Bunlar sıcak koltuklarında oturup toplumu tehdit etmekle bu yaralar sarılmaz. Savaşa bütçe ayırmakla bu yaralar sarılmaz. Yaralar aktif bir şekilde sahada toplumla ve depremzedelerle dayanışarak olur. Ben